Korkuların gerçeğe dönüştüğü bir dünyaya hoş geldiniz. Fear Factor aksiyon başlıyor. Fear Factor aksiyonun bu bölümünde suyun içinde ölümle burun buruna gelecekler. Zifiri karanlıkta tatsız sürprizlerle karşılaşacaklar. Dünyaya çok yukarıdan bakacaklar. Birazdan izleyeceğiniz bütün etaplar profesyonel ekipler tarafından yüksek güvenlik önlemleri alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle bu programda gördüklerinizi hiçbir zaman, hiçbir yerde ve hiçbir koşulda denemeye kalkmayın. Haftadayız. 16 yarışmacının 8'i geçtiğimiz hafta kozlarını paylaştı. Ama maalesef bir çift daha ilk haftadan Fear Factor aksiyona veda etmek zorunda kaldı. Bu hafta yepyeni 8 yarışmacı kendi arasında mücadele verecek. Onlar tek başına katıldıkları bu yarışmada her hafta bizim tarafımızdan farklı yarışmacılarla eşleşecekler. Değişmeyen kural, çiftlerden biri korkar ya da başarısız olursa o çift yarışmadan elenir. Macera dolu bir Fear Factor aksiyona hazır olun. ...16 korkusuz insanın macerasında geçen hafta 8 kişi kozlarını paylaştı. Bu hafta yepyeni 8 yarışmacıyı korku ve heyecan dolu bir macera bekliyor. Derya, Şahin, Sevgi, Özgür, Öykü, Anıl, Gizem ve Tansel. 8 kişiden ikisi daha hayallerine ve Fear Factor aksiyona veda edecek. Nefes kesen bir Fear Factor aksiyon sizleri bekliyor. Açın. Arkadaşlar hoş geldiniz Fear Factor aksiyona. Hoş bulduk. Sizler belki de burada olmak isteyen binlerce kişinin yerindesiniz. Ama sizin burada olmanızı ve burada yaptıklarınızı akıl sır erdiremeyenler de var. İnanamıyorlar ve anlayamıyorlar. Neden? Fear Factor'e gelmek istediğinizi, neden burada yarışmak istediğinizi anlamıyorlar. Neden Fear Factor aksiyona katıldın Tansel? Çünkü hayvanlardan korkum yok açıkçası, korkmuyorum. Tam bana göre olduğuna inanıyorum açıkçası. Hiç korkun yok. Ben şu an için öyle söylüyorum ama dedim ya etaplarla karşılaştığımda ne hissedeceğim bilmiyorum. Senin Anıl? Korkum var ama... Neden korkuyorsun? Adrenalini en üst seviyede yaşamak istiyorum. Neden korkuyorsun? Adrenalin korkum var. Yani sonuçta her şeyden korkuyorum. Hayvanlardan korkuyorum, havuzdan korkuyorum. Korkmuyorum değil, bütün herkes korkuyor çünkü... Sen neden geldin o zaman? Korkularını yüzleşmek için. Hem yüzleşeceğim hem de en adrenalin en üst seviyede yaşayacağım. Fear Factor anlatılmaz yaşanır. Evet, kesinlikle. Aslında bunun net cevabı bu galiba. Kesinlikle. Değil mi? Çok çılgınız. Çılgınız. Evet. Ve çok cesur. Çılgın Türkler. Evet. Arkadaşlar, Fear Factor aksiyonun diğer Fear Factor'lerden çok önemli bir farkı var. Biliyorsunuz ki diğer Fear Factor ekstremlerde çiftler yarıştı. Yani ya karı koca, ya sevgili, ya da nişanlılardı. Sizler birbirinizi hiç tanımıyorsunuz.
Burada Fear Factor Aksiyon'da ilk defa bir araya geliyorsunuz ve tanışıyorsunuz. Ve biz sizi tabii ki yine eşleştireceğiz. Her hafta yeni bir eşle yarışacaksınız. Sizin seçme hakkınız yok. İşte Fear Factor Aksiyon'un en güzel yanlarından bir tanesi. Evet, uzun bir uçak yolculuğu yaptınız ve pek çok insan uçaktan korkar. Hatta bundan dolayı cam kenarında oturmayı çok istemez. Daha da panik olur çünkü. Arabada da vardır bu, arabada bile diyeceğim. Bence insanların arabadan korkmaları çok normal. Çünkü trafik başlı başına çok tehlikeli. Hele bir de ıslak zemin olursa çok daha tehlikeli oluyor. Bakalım sizler ıslak zeminde arabayla neler yapabileceksiniz? İşte Fear Factor Aksiyon'daki ilk etabınız karşınızda. Evet, gördüğünüz gibi zemin oldukça ıslak. Hatta sadece zemin değil, her yer ıslak. Güzel. Ama merak etmeyin. Sizi bu arabanın en güvenli yerine koyacağız. Nereye mi? Bagaj. Doğru. Bagajına. Hatta bununla da yetinmeyeceğiz. Daha da güvenli olsun diye sizi bagaja kilitleyeceğiz. Sizden bu etapta yapmanızı istediğimiz eşinizle birlikte sizi arabaya bindireceğiz. Eşlerden biri bagajda kilitli olacak. Bir diğeri ise şoför koltuğunda oturacak. Araba suyun dibine tamamen indikten sonra başlama sinyali olarak bir ışık yanacak. Başlangıç sinyalini alır almaz emniyet kemerinizi çözüyorsunuz ve arabadan çıkıyorsunuz. Arabanın önünde bir anahtar bulacaksınız. O anahtarı alıp hemen bagaja doğru ilerliyorsunuz ve bagajdaki eşinizi kurtarıyorsunuz. Eşinizle birlikte havuzun kenarındaki Fear Factor Aksiyon logosuna dokunduğunuz anda sürenizi durduruyoruz. Bu etabı en kısa sürede tamamlayan önümüzdeki hafta yarışmaya devam etmeyi garantiler. O zaman şimdi eşleşme zamanı. Gizem, seni yanıma alabilir miyim? Ben Gizem Yıldırım, 23 yaşındayım. Celal Bayar Üniversitesi Spor Akademisi öğrencisiyim. İzmir'den katılıyorum. Ben Fear Factor'da kendime çok güveniyorum. Çünkü spor akademisinde okuduğum için küçüklüğümden beri sporla iç içeyim. Hayvanlardan da pek korktuğum ya da uzak olduğum söylenemez. Onlarla bir bütün olduğumu düşünüyorum. Bizim evin kapıları 5'te kapanırken benim şu an evimden çok uzakta olmam gerçekten de çok istediğimin bir göstergesidir. Çünkü ben babama dahi sormadım. Bunu çok istiyordum. Onunla tartışmayı göze aldım. Babam bana ne kadar kızarsa kızsın, buradan ödül alıp onun gönlünü almayı başarmak istiyorum. Kızları çoktan eledim. Erkekler tek rakibim. Gizem, kiminle eş olmak istiyorsun? Hepsiyle. Hepsiyle. Bu haftaki şanslı talihli sensin Tansel. Peki. Evet, Tansel ve Gizem. Merhaba, ben Tansel Kadar. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 38 yaşındayım, eğlence müdürlüğü yapıyorum. Fear Factor'un o korku dolu anları benim ilgimi çok çekiyor. Çünkü orada yaşanan adrenalini ben de yaşamak istiyorum. Kaya tırmanışını gerçekten çok seviyorum. Hiçbir emniyet önlemi almadan
Yaklaşık 30-40 metre yükseklikte ölümle burun buruna kaya tırmanışı yapmak inanılmaz bir keyif veriyor. Su altında kalabildiğim kadar kalmayı denerim sürekli. 1-1,5 dakika su altında kalabiliyorum. Bugüne kadar yılan besledim, örümcek besledim. 64 tane örümceğim vardı. Onlardan çok büyük keyif alıyordum. Gülmek benim en büyük silahım. Çünkü rakiplerim benim bu özelliğimi henüz bilmiyorlar. Güleç bir insan olduğumu zannediyorlar ama ben güle güle onları ezeceğim. Bu yarışmada en çok ben güleceğim. Rakipleri fena ezeceğim. Kulağını lütfen Tansel'e bağla ki sizin bir takım olduğunuzu her zaman anlayalım bu hafta için. İkinize de başarılar diliyorum. Versin. Teşekkürler. Benimle gelin. Gizem ve Tansel, Fear Factor aksiyondaki ilk etabınız. Heyecan ne durumda? Biraz heyecan var ama sanırım o tam hazır olduktan sonra geçecektir. Ama aracın neresinde olduğunu bilmiyorsun şu an henüz. Şoför koltuğunda olursa aslında belki biraz daha avantajlı oluruz, daha rahat olabilir. Ben nefesimi yeterince tutabileceğime inanıyorum çünkü. Panik yapmasına gerek kalmayabilir. Evet Gizem, sen bagajda kilitlisin, Tansel sen de şoför koltuğundasın. Yapacağım, kararlıyım. Başarılar diliyorum size. Teşekkür ederim. Fear Factor aksiyona ayrı ayrı katılan yarışmacılar her hafta başka yarışmacılarla eşleştirilecekler. Bu haftaki ilk eşleşme Gizem ve Tansel arasında oldu. Bakalım bu etapta nasıl bir performans gösterecekler. Hava da su da oldukça soğuk. Ama Gizem'i asıl düşündüren bagajda kilitli kalmaya ne kadar tahammül edeceği. Aracı yerine alın. Yarışmacılar araç tamamen suya gömülene kadar beklemek zorunda. 3, 2, 1 arabayı suya indir. Tansel başlama sinyalini görünce emniyet kemerini açıp araçtan çıkacak ve tampondaki anahtarı alıp bagaj kapağını açacak. Bu esnada Gizem nefes tutarak Tansel'in kendisini kurtarmasını beklemek zorunda. Fakat kilitli ve karanlık bir bagajda üstelik buz gibi suyun içinde buna dayanmak hiç de kolay olmayacak. Çabuk gel, çabuk gel. Ne kadar da geldim bilmiyorum. Çok çok geldin ama su yuttum ben, sırf nefesimi bırakmayayım diye. Dedim sana ya, zamanım onu iyi ayarladı. Ah, çok güzeldi. Nefes alma zamanım. Ekstra hava var burada. Ay çok güzeldi. Evet yüzler gülüyor. Bravo. Şöyle yanıma alayım sizi. Gizem sen sudan çıkarken boğuluyor muydun, gülüyor muydun? Oraya karar vermedik yani. Burunluk taktığım için nefes alıp veremedim kesinlikle. Aldığım nefesi yuttum. Bırakmayayım diye çok zorlandım. Bu bir gerçek. Acayip zorlandım. Aksiyon budur. Bırakmamak için sürekli su yuttum. Midem su yani. Acayip su yuttum ama abim çok çabuk geldi. Abim dedin. Abim. Böyle güzel saygı çerçevesi evet, içerisinde. Kesinlikle. Evet. Gün gelecek karşı karşıya da geleceksiniz. Abi kardeş o zaman. Gene abi kardeş. Tebrik ediyorum sizi, yerinize alayım. Teşekkür. Bravo. Sağ olun. Arabanın arka bagajına bindiğim halde anda bittim zaten. Abi dedim çabuk gel beni kurtar. Sonra su bana geldi. Hadi dedim son nefesimi alayım.
Bir anda yükseldi. İnerken böyle yokuş aşağı resmen bir yani uçurumdan arabayla ölümle burun buruna gibi bir şey oldu bizim için. O arkada kapalı durumda olduğu için hani bir an önce ona ulaşıp bir an önce onu kurtarmayla ilgileniyordum. Sonra dedim bırakıyorum artık, belli bir zaman geçti. Bırakıyorum dedim, öne baktım abim yok. Dedim şimdi gelir o beni kurtarır. Bırakmaz beni yarı yolda. Söz verdiğim gibi geldim zaten. Aynen biliyorsun. Çok hızlı geldin abi yani, çok sağ ol. Derya sanki biliyormuş gibi hissetti. Ay. Yanıma alayım seni Derya. Gel bakalım. Adım Derya Erdemir, 44 yaşındayım, Ankaralıyım, havalimanında çalışıyorum. Rakiplerim çok genç, onlar için ben bir avantajım. Ama bunu dezavantaja dönüştürüp yarışmayı birincilikle bitirmek istiyorum. Bu yarışmaya katılmamın iki tane çok büyük sebebi var. Cesareti ve korkularımı itiraf etmeye geldim, diğeri annem. Birinciliğe ulaşıp annemin sağlık problemleriyle ilgilenip büyük ödül anneme götürmek. Anneciğim, senin için yarışıyorum. Bu yarışmadan da birinci olarak ayrılıp yanına gelip ellerinden öpmek istiyorum. Yükseklik korkularım var. Böceklerle ilgili inanılmaz fobilerim var. Bunu nasıl aşacağımı, neler yapacağımı şu anda kestirmek çok zor. 44 yaşında bir bayan olarak birinci olarak evime dönmek istiyorum. Umutla geldim, kazançla döneceğim. 44 yaşındaki hanımefendiler çok da sizin gibi olmuyor. Biraz da belki cesaretlendirmek gerek onları. Kesinlikle. Bu yaşlarda da bunların yapılabileceğini belki de göstermeye geldim tabii. Aynen öyle. Sen kendi yaş grubunu temsil ediyorsun evet. Burada. O yüzden elinden geleni yap ve sonuna kadar kal. İnşallah. İsterim. İnşallah. Sence burada sana bu haftalık en uygun eş kimdir? Özgür'ü. Nedense tahmin ettim biliyor musun? Olsa güzel olurdu. Ama yarışmacı biliyorsun ki umduyla değil, bizim verdiğimizle yetinir. Senin eşin Anıl. Evet. Bence güzel. Evet. Bakacağız. Bu ikiliden ne çıkacak? Ben Anıl Karakurt, 30 yaşındayım. Sivil havacılıkla uğraşıyorum. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Adrenalini seviyorum. Vahşi hayvanlarla savaşmayı, mücadele etmeyi seviyorum. Kaybetmek istemiyorum. Kaybedersem olumsuz etkileniyorum. Tekrar özgüvenin geri gelmesi zaman alıyor. Eşler çok önemli. Her hafta yeni birisiyle yarışacağım. En çok korktuğum nokta onun elenmesi. Çünkü o elenince ben de eğleneceğim. Bundan çok korkuyorum. Yarışmayı kazanmak çok istiyorum. Kendime çok güveniyorum. Artım olarak hiperaktif bir adamım. Gözümde hiçbir kimse favori değildir. Anıl Karakurt gönüllerin birincisidir. Korkuyla yaşamaktansa savaşarak ölmeyi tercih ederim. Evet. Bu haftalık Anıl ve Derya artık bir çift oldular, bir takım oldular. Benimle gelin. Derya ve Anıl, birbirinize güveniyor musunuz? Ben güveniyorum Anıl'a. Ben de güveniyorum. Derya senin için daha kolay belki olduğunu söylemek. Çünkü Anıl'ı hani fiziğine bakıyorsun. Tabii ki. Öyle bir şeyler çıkarabiliyorsun. Genç, yakışıklı. Peki tam tersi senin için nasıl geçerli? Öncelikle bir kere baştan motive etmem gerekiyor. Ekstrem sporlarından hoşlandığını ve dalış yaptığını söyledi. Denizle uğraşıyor. Ve anlattığı kadarıyla da tabii ki kendine güveniyorum. Ve şu anda göreceğim. Anıl için avantaj olmaya elimden geldiğince gayret edeceğim. Sen şu anda onun için bir avantajsın değil mi? Tabii ki. Sen yüzmeyle alakalı nasıl nedir? İyiyim. Şimdi bu soğuk suda suyun gerçekten derecesi çok düşük. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bunu söylemem tabii şu anda senin için ne kadar iyi oldu onu bilmiyorum. Çok var. Bol şans diliyorum. Abla. Hadi bakalım, sağ olun. Anıl, Derya'nın yaşından dolayı biraz endişeli. Ama su altında oldukça tecrübeli olan Derya, Anıl'la aynı fikirde değil. Bakalım etap hangisini haklı çıkaracak? Başarısız olmamaları gerek. Çünkü Gizem ve Tansel etabı tamamladılar. Aracı yerine al. Anıl oldukça gergin. Derya'nın su altındaki tecrübesine güveniyor ama bir önceki çiftten daha hızlı olmaları şart. Yoksa kendilerini kurtarmaları mümkün değil.
Buz gibi su etabı iyice zorlaştırıyor. Nefes tutmak neredeyse imkansız. Derya etap başlamadan çıkıyor. Ama Anıl bunu fark edemiyor. Derya'yı teselli etmeye çalışan Anıl da çok üzgün bu duruma. Ay çok özür dilerim. Bilmiyorum, çok kötü fenalaştım su geldikten sonra. Aşırı bir basıncı mı geldi, su mu çok şey ya bilmiyorum. Kalbim falan bir tuhaf oldu, sıkıştı. Ben şok oldum. Daha anahtarı aldım, bir baktım dalgıçlar, aman dedim. Ama yapacak bir şey yok yani. O yüzden... Ay çok özür diliyorum. Önemli değil. Ama... Yani biraz daha dayansaydı gelmiştim. Ama yapabileceğim en iyisini yaptım yani. Kesinlikle. Gerçekten... Çok özür diliyorum. Bu kadar geliyor elimden. Kusura bakma ama. Daha fazla da... Ekibi de çok zora sokmak istemedim. Ne olacağını bilemedim çünkü. Orada daha kötü şeyler de yaşayabilirdik. Derya etabı yapamadığı için oldukça üzgün. Ancak başlama sinyali gelmeden etabı bıraktığı için bir şansları daha olacak. Tabii 10 saniyelik süre cezasıyla beraber. Allah yardımcımız olsun. Ne diyorsun Derya? Devam mı? Devam. Tamam. Tabii ki devam. Tabii ki devam. Anıl? Tabii ki devam. Fakat motive etmek istiyorum işimi. Müsaade ederseniz. Et. Şimdi bize verilen yetkiye göre biz eşiz. Doğru evet. mudur? Ve ben eş olduğum için 3 bölüm boyunca seninle yarışmak zorundayım. Ve ben 3 boyunca seni çok seveceğim. Biz şu an evcilik oyunu oynayacağız. Biz şu an çiftiz. Bunu lütfen unutma. Evet. Lütfen ben senin için, sen benim için evet. yarış. Lütfen korkma. Lütfen beni düşün. Ben de seni düşüneyim. Okay. Tamam mı? Biraz önce seni düşünüyordum. Bir çıktım Hüsnan oldu. Bu sefer seni düşünmeyeceğim ama sen beni düşüneceksin. Okay. En yakın zamanda yanına geleceğim. Okay. Söz mü? Söz. Vallahi bu motivasyondan sonra kim olsa yarışır. Alkış gerçekten. Tebrik ediyorum. Benimle gelin. Bravo size. Anıl ve Derya etabı ikinci defa deneyecekler. Ancak bu son şansları ve 10 saniyede süre cezası aldılar. 3, 2, 1... İndir. Derya daha sakin görünüyor. Bunda Anıl'ın güçlü motivasyonunun da etkisi olsa gerek. Derya yine dayanamadı ve Anıl gelmeden bagajdan çıktı. Onlar için etap sona erdi ve başaramadılar. Anıl geç kaldı, çıkamadı. Anıl çıkamadı. Anıl çıkamadı. Çıkamadı, niye çıktın? Gördüm ben
dışarı çıkamadım diye ben tükendim. Beklemek zorundayım sesi. Sesten önce gidersek zaten faul yapmış oluruz. Olmayacakmış. Gel oradan çık. Abi bir şey var ters falan. Ben çok nefesimi çok ayarlamam. Zaten Anıl'ın hala orada olduğunu görünce çıkamadığını zannettim. Çünkü uğraşıyordu kemerini falan çıkartmak için, bir problem olduğunu düşündüm. Şöyle söyleyeyim. Sesi duyduğum anda çıktım. Yanına gelmem en fazla 13 saniye. 13 saniye, 15 saniye geçmeyecektir. Sen de izlerken göreceksin. Ama yapacak bir şey yok yani. Ben her seferinde geldiğimde kapıyı açık oluyor. Demek ki bu şekilde olacak bu etap. Yani yapabileceğim benim de senin hiçbir şey yok bu saatten sonra. Sen de izlerken ah Anılcığım diyeceğin zaman olacak. Ama sorun değil. Bu sefer daha iyiydin. Bu sefer daha iyiydin. Gördüm yani. Yine çok üzgünüm ama. Çünkü ben arkamı takip ettim de. Dalgıçları izliyorum, takip ediyorum. Sana bakıyorum. Arkadaydım ve ben bu sefer olacak dedim. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Gel bakalım. Evet, böyle gel eşinin yanına. Sarılabilir miyim sana? Tabii ki sarılabilirsin. Hayır, olmadı. Çok üşüdüm, bilmiyorum ondan. Yine olmadı. Biraz üşüdük bu sefer. Ama yine de güzel değil. Vallahi güzel değil şu an. Ay ben de ağlayacağım. Elinden geleni yaptın der ya. Maalesef ama... Şimdi ben... Kural gereği size verilen ikinci şansı değerlendiremediniz. Ne oldu aşağıda? Ben her şey iyi gidiyordu. Anıl'ı gördüm. Anıl sanki kemeriyle uğraşıyordu. Sonra baktım epey orada duruyor. Onun da bir problem olduğunu zannederek yine dışarı çıkmak zorunda kaldım ama... Sanıyorum çok üşüdüm herhalde. Nefesimi ayarlayamıyorum aşağıda. Nefes kalamıyorum. Üzülme Derya. Yani normalde profesyonel olduğum bir alanda her zaman başarılı olmak zorunda değilsin tabii ki. Öyle bir durum var. Hala şansın devam ediyor. Lütfen. Aynen öyle. Lütfen. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm oğlum. Elimizden gelen bu kadar. Yapacak bir şey yok ki. Üstüne çıkamayız yani. Ne yapabiliriz ki başka? İkinci seferde her şey çok daha iyi olacaktı. Çok iyi hazırlamıştım. Ama bilmiyorum, çok üşüdüm ondan. Olabilir. Belli bir şeyden sonra nefessiz kalıyorum. Bunun daha ikinci ve üçüncü etabı var. Teşekkür ederim. Birbirinize kenetlenin, ikinci etaba hazırlanın bence. Sizi yerinize alıyorum. Orada ne yaşadım, ne olduğunu bilmiyorum ama... Yani boğazımı sıkıyorlar gibi geldi. Çok kötü duygular yaşadım ve kendimi dışarı attım. Ha bundan çok üzgünüm, çok pişman oldum. Ama yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Her şeyden önce kendime önce Anıl'ı düşündüm. Onun hayallerini, onun benimle ilgili umutları çoktu. Onu yıktığım için çok son derece üzüldüm. Asuman Hanım, Derya Hanım'ın benim eşim olduğunu söyleyince... ister istemez güçsüz bir rakibin benim eşim olduğunu hissettim. Çünkü Derya Hanım'ın diğer bayan arkadaşları, diğer yarışmacılara göre biraz daha yaşı büyük. Ama beni yıktı. Hayal kırıklığına uğradım. Yanıma sevgiyi alıyorum. Ben Sevgi Celiloğlu. 27 yaşındayım, Çanakkale'liyim, ev hanımıyım, 2 yıllık evliyim. Hiçbir şeyden korkmadığımı düşünüyorum. Hiçbir hayvanın korkutucu olmadığını düşünüyorum. Yükseklikle ilgili hiçbir etaptan korkmuyorum. Çünkü Luna Park'a gitmeyi çok seviyorum. Luna Park'taki bütün yüksek oyunlar çok hoşuma gidiyor. Yeni öğrendim yüzmesini. Çok sevdiğim için suyu. Bir yıl önce öğrendim. Yeni dalmasını öğrendim. Benim için bu yarışmaya katılmak çok zor oldu. Çünkü geride eşimi bıraktım. Eğer ben sinirli biriyle takım olursam bu bana yansıyacaktır. Bir şekilde çok hırslı olur sinirli insanlar. Bana kızıp bağırdığında, hakaret ettiğinde ben de cevabımı veririm. Bu yüzden karşımdaki kişinin sakin ve anlayışlı bir insan olmasını istiyorum. Diğer kızlar sporcu olabilirler, bu alanla ilgileniyor olabilirler ama ben şanslı bir insanım ve kesinlikle yarışmayı kazanacağım. Şansımı zorlamaya, Fear Factor'ı kazanmaya geldim. Sen daha yüzmeyi yeni mi öğrendin? Evet, yeni öğrendim. Ne kadar oldu? Bir yıl. Bir yıl.
Şimdi orada Derya vardı az önce. Suyla çok aşırı neşir olan. Belki de yıllardır değil mi? Evet, yüzen. Evet. Burada da bir sevgimiz var. Bir yıldır yüzüyor. Evet. Daha yeni öğrendin. Evet. İyi artık bundan sonra da zaten şunu unutmazsın. Zaten bu etabı yaparsam bundan sonra hep soğuk suyla duş alacağım. Nefes durumu nasıl? Nasıl ayarlıyorsun onu? İyi mi? Tutmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Nefesini tutmaya çalışırsan Şahin için de iyi olacak. Seni böyle aldım Şahin. Hissetmiştim. Hissettim. Evet. Ben Şahin Kazancı. 30 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Spor hocasıyım. Fear Factor'a katılmak tek amacım. Çok eğlenceli bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Televizyonda izlerken çok heyecanlanıyordum. Değişik etaplar, örümcekler, işte normalde insanın yapmadığı şeyleri burada yapıp kendimi aşabileceğimi düşünüyorum. Kendime güvendiğim etaplar, işte havuz etapları, sportif performansımı gösterebileceğim etaplar, işte yükseklik etapları, yılandan veyahut da onun gibi sürüngen gibi hayvanlardan korkum yok ama yine de bir tabii herkes gibi bir tiksinme durumu var. Önemli olan bu yarışmada bence sakinlik ve kendine olan güven. Kızların da şansı vardır ama yine kendimi rakip olarak görmüyorum tabii ki yani. Ne kızları ne de erkekleri. Kaslarıma da zekama da güveniyorum. Bu yarışmayı kazanacağımı biliyorum. Şahin hiç bu tarafa bakmadın ama. Korktu. Ben bir yıldır yüzüyorum deyince. Öyle mi oldu gerçekten? Yani tabii bir yıldır iyi öğrenmiştir diye düşünüyorum. Benimle gelin Şahin ve Sevgi. Sevgi'nin acemi olmasının dışında bir hoşnutsuzluğu var mı Sevgi'ne? Yok, kendisine gayet güvenim tamdır. Sen orada bana hissettim dedin, içime doğdu dedin Şahin olacağını. Evet. İyi oldu mu? Evet, oldu. Yani... İstiyor muydun Şahin'i? Güçlü görünüyor, o yüzden evet. Ama bakalım bu kaslar suyun altında işe yarayacak mı? Eminim ki yarar. Süpersiniz. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederiz. Şahin bu eşleştirmeden pek memnun görünmüyor. Bunda Sevgi'nin yüzmeyi yeni öğrenmesinin büyük etkisi var. Aracı yerine al. Özellikle su altında tecrübesi olan Derya'nın durumunu gördükten sonra Sevgi'nin performansından umutsuz görünmek de haklı olabilir. 3, 2, 1, indir. Sevgi ise Şahin'le eş olmaktan memnun görünüyor. Onun kendisini kurtaracağından emin. Ama bunun için bagajda o gelene kadar beklemesi gerek. Senden beklediğim hızlılık yoktu. Açıkçası içerisi tabii daha heyecanlısınız orada. Daha farklı bir yer yani orası. Yani... Çok üşüyeceğimi düşünmüştüm ama üşümedim. Açıkçası, yani çok üşümedim. Biraz yavaş olduğum için dayanamayacağını düşündüm. Çünkü hani nefes tutması gerekiyor, zor bir durumda. Ama o da başardı. Mutluyum yani. Sevgi ve Şahin, sen aslında giderken çok da güvenmiyordun Sevgi'ye. Gerçekten şaşırttın Şahin'i. Çünkü şöyle bir tepki oldu ilk çıkma.
wow, gel sarıl bana falan böyle şeyler öptüm oldu. Yani. Öptüm, gel bana, bana gel, bana gel. Bu budur yani. Demek ki çünkü giderken öyle gitmedi. Yani anladın Derya'ya güvenmesi gibi gitmediniz siz. Evet. Ben biraz sessiz evet. Bir insanım. Çok fazla konuşmuyorum. Aramızda da çok fazla bir diyalog olmadı bizim. Ama mesela aranızda bazı arkadaşlar 3 gündür birlikteyiz ama gayet sanki yıllarca tanışıyormuş gibi davranıyorlar değil mi? Sizde bu yok. Ben Şahin de sana güvenmiyordu. Yani biraz sessiz bir insanım ben, o yüzden. Doğru. Orada söylediğim güven kelimesi şimdi tam anlamıyla oluştu. Şu anda. Hakkını şimdi. Şu anda tam olarak. Çok zorlandım ama. Çünkü bir anda su geldi. Ben yavaş yavaş geliyordu baştan. Çünkü ön tarafa doğru bakıyordum. Yavaş yavaş geliyordu. Tam işte şurama geldiğinde nefes alırım ağzımdan. Çünkü burnumda tıkaç vardı. Ağzımdan alırım diye düşünmüştüm. Bir anda nefes alamadım yani. Ağzımı açtım, nefes alacaktım. Su girdi ağzımın içerisine. Mecburen suyu ağzımda tutmak zorunda kaldım. Dışarıya da veremedim ağzımda. Wow, suyu ağzımda tuttuğum için hatta ayaklarımla falan böyle destek aldım. Sabretmem gerektiğine dair. Burnum kanadı hatta o yüzden dışarıya çıktığımda. Aa, öyle mi? Geçmiş evet. Olsun. Yeni yüzmeyi öğrenene bakın. Ağzında suyu falan tutuyor. Yani bravo gerçekten. Tebrik nefes ediyoruz. Alamadım. Çok zorlandım ama çok zevkliydi. Derya, biliyorum çok üzülüyorsun. Ama burada çok tuhaf bir tablo var. Yani yeni yüzmesini öğrenen bir yarışmacı ve sen yıllarca suyla haşır neşir olan ve ben giderken de buna değindim. Niye yüzmeyi bu kadar geç öğrendin? Çok fazla ortam olmadı. O yüzdendir ben. Gerçekten Sevgi'ye ekstradan bir alkış. Teşekkürler. Bravo. Öğrenmenin yaşı yoktur gösterdin evet. Bize. Cesareti gösterdin. Şahin'e de güvenmesini öğrettin. Belki. Biraz da olsa. Evet, okey. Evet, sizi tebrik ediyorum, yerinizi alıyorum. Tamam. Bravo. Güzel bir takım. Zilin sesini duymadım, o yüzden birkaç saniye geciktim. O bana biraz zaman kaybettirdi. Dolayısıyla arkadaki partnerim de her an bagajın kapısını açmış olabilirdi. Onu düşünüyordum o anda yüzerken. Hem partnerim için hem kendim için yapmak zorundaydım ve ağzımda su da olsa ne olursa olsun orada kendimi sıktım ve partnerimin gelmesini bekledim. İkiniz de yanıma alayım. Özgür ve Öykü. Ben Öykü Başar, 26 yaşındayım. Tiyatro oyuncusuyum, İstanbul'da yaşıyorum. Korktuğum çok fazla bir şey yok ama tabii her an karşıma ne çıkabilir bilmiyorum ama daha çok zannedersem canlı hayvanlar konusunda kendime çok güveniyorum. Çünkü hayvanlarla iletişim kurabileceğime inanıyorum. Her ne kadar vahşi olsalar bile. Bu kadar da çıtı pıtı görünüyor olabilirim ama yine de her şeyin üstesinden geleceğime inanıyorum. Çünkü bir kere çok fazla güçlü olmasam da çok inatçı ve çevik biriyim. Ben kimseye karşı bir sorumluluk hissetmiyorum açıkçası. Burada herkes kendinden sorumlu. Kendine güvenen herkes bence her atabı geçebilir. Erkekler konusunda da evet bazı şeyler belki şans olabilir ama ben onlar ne kadar güçlüyse ben de o kadar çeviyim ve birazcık aklımı kullanarak her şeyin üstesinden gelebilirim. Fear Factor'ın öyküsünü ben yazacağım. Merhaba, ben Özgür Aktürk. İstanbul'dan geliyorum. 30 yaşındayım ve fitness antrenörüyüm. Hayvanlı etaplar olsun, yükseklik etapları olsun veya da su altında olan diğer etaplar olsun, bunları denemek istedim. Benim asıl amacım, öncelikli amacım kendimi aşmak. Araba ehliyetim var ama araba kullanmadım. Arabalı bir etap gelirse orada zorlanacağımı düşünüyorum. Ne yılandan, ne akrepten, ne diğer börtü böcekten, farelerden hiçbir korkum yok. İster olgun olsunlar, ister çıtı pıtı olsunlar, ister iri kıyım olsunlar. Hepsini yenecek kuvvete sahip olduğumu düşünüyorum. Eşimin her hafta değişmesi tabii ki beni zorlayacak. Çünkü farklı motivasyon, farklı bir eş. Onun da beni motive etmesi çok önemli. O beni eğer motive edemezse bu yarışmada başarılı olmamız çok zor olacak. Herkes yarışır ama sadece bir kişi kazanır. Burada belki de son yapmanız bir avantajdır. Çünkü diğer arkadaşların neler yaptığını ve yapamadıklarını gördün. Bence avantaj. Ben avantaj da olabilir. Hı hı. Benimle gelin. Alkışlarla son çiftliğimizi götürelim. Öykü ve Özgür. Evet. Güzel oldu mu böyle? Evet, çok güzel oldu. Ben zaten Özgür'le eşleşmek istiyordum açıkçası. Bol şans dilemekten başka bir şey diyemiyorum o zaman. Teşekkürler. Etabın son çifti Öykü ve Özgür oluyor. İkisinin de birbirlerine güveni tam. Son yarışmanın avantajıyla ne yapmaları gerektiğini biliyorlar.
Çünkü önceki tüm çiftleri izlediler. Aracın yerini alın. Etabın ana unsuru bagajdaki yarışmacı. O yüzden Öykü'ye büyük iş düşüyor. Özgür'ün gelmesini beklemek zorunda ve bu çok zor bir iş. 3, 2, 1, indir. Özgür'ün kasları soğuğa tepki veriyor. Su çok soğuk. Teşekkür ederim. Ben dondum. Vallahi dondum. Su bir donmaya başladı aşağıdan yukarı doğru. Kalbim güm güm atmaya başladı. İstediğin kadar soğukkanlı ol. Olayın içindeyken çok farklı. Bravo. Evet, etabı tamamladınız. Bunun mutluluğu da yüzünüzde belli oluyor. Evet. Peki senin gözle görülür bir şekilde kasların nasıl attı demeyeyim de oynadılar. Çok. Ben... O neden oluyor? Hiç bilmiyorum. O anda bir an şey oldu. Bütün kalp atışımı bedenimde hissettim böyle. Yani çok mu heyecanlandın yoksa soğukla alakalı bir şey mi bu? Soğuk da vardı galiba. Ne kadar ben soğukkanlı olursam olayım o anda heyecan geliyor. Heyecanlandım. Heyecanlandım. Tabii. Güzel, seni de heyecanlandırdın. Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Etabı tamamladınız. Yerinizi alayım. Tamam. Bravo. Bravo, bravo. Hepinize bravo. Bir anda vücudumun ritmi değişti. Kalbim böyle güm güm atmaya başladı. Ve kalbimin atışını bütün vücudumda kasılma olarak hissettim o anda. Yani senle gizemi izlerken çok kısa sürede yaptılar. Aa dedim ne kadar basitmiş bu olay. Dedim böyle olacak falan diye. Daha sonra anıların durumu meydana gelince Derya ile beraber demoralize oldum ben onlar için çünkü üzüldüm. Ya ben kimsenin başarısız olmayı, tabii ki başarılı olmayı istiyorum ama kimsenin de böyle kötü duruma düşmesini istemem. Şimdi sonuçları açıklıyorum. En kötüden en iyiye doğru. En kötü maalesef sizdiniz çünkü etabı tamamlayamadınız Derya ve Anıl. Ama üzülmeyin bunun bir ikinci etabı daha var. Orada da belki buradaki hatanı, şanssızlığını İnşallah. Telafi edersin. Öyle de olacak. Anıl? Öyle olması gerekiyor. En kötü üçüncü derece size ait. Bize mi ait? Sevgi ve Şahin. Siz de bizimle ikinci etaba devam ediyorsunuz. Kalan iki çiftten bir tanesi bir sonraki etabı ve ondan sonraki etabı yapmak zorunda kalmayacak. Yani bu etabın şampiyonu bizimle önümüzdeki hafta Fear Factor aksiyona devam edecek. Bu şanslı çift Gizem ve Tansel. Tebrik ediyorum sizi. Tabloya böyle baktığım zaman en sportif olmayan adam en hızlınız çıktı diyebiliriz. Öyle çıktı yani bakıyorum bir da şöyle. Bir kez daha bakıyorsun sen de bakıyorsun değil mi? Bir kez daha görüyoruz ki dış görünüşe aldanmayalım. Ekstra hava vardı burada ondan. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Kendimi de yani biraz suçluyorum tabii yani. Daha iyi olabilirdim. Artık bir dahaki etaplarda daha iyi olacağım yani. Ben sonuçtan çok memnunum.
Özgür'le zaten yarışmak çok istiyordum. Dediğim gibi favorilerimden bir tanesi Özgür. Öykü'yle ilgili de şöyle bir şey var. Benim grupta, hatta sadece benim değil, bence çoğu insanın direkt kaynaştığı insandır. Çünkü çok pozitif bir insan. Onunla eş olmak benim için çok hoştu. Ben çok sevindim. Ha, diğerleri olsaydı üzülür müydüm? Hayır, üzülmezdim ama onun olması ekstra bir durum olarak. Ekstra benim için daha iyi oldu. Yani çok memnunum. Bu etapın birincisi Tensel ve Gizem oldu. Sizi tebrik ediyorum. Diğer kalan çiftler. Sizler bu etapta maalesef başarısız oldunuz. Ama biliyorum ki sizler daha fazlasını istiyorsunuz. Eğer daha fazlasına hazırsanız hep beraber ikinci etaba gidelim. Şimdi ikinci etaba gidiyoruz. Neredesin? Aramızda aşağılayıcı kelimeler, argo kelimeler geçti bana. Argo kelime ne geçti ya? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben sana küfrüm ettim. Gizem'e soralım. Emir almaktan hoşlanmıyorum. Bana emir verir gibi konuşma dedim. Ben emir mi verdim sana? Öyle gibi konuşuyordun yani. Neydi emir veren? Hadi ya of, hadi senin gibi de çok gördüm. Hadi boş konuşma be. Ne yapacaksın, konuşma. Dövecek misin? Ne yapacaksın, dövecek misin? Dövmek benim içimde değil, senin mi içinde dövecek misin? Ne demek dövecek misin ya? Ne biçim konuşuyorsun? Sen ya? Ne biçim konuşuyorsun dövecek misin falan diye? Niye döveyim ben seni be? Dengesiz bir insanı, dengesiz bir şizofren olarak görüyorum seni. O yüzden de orada söyledim tabii ki. Etabımıza geldik. Gözlerinizi açtırmadan önce size bir şey sormak istiyorum. Burada saatlerce bizim tarafımızdan gözleriniz kapalı tutuluyor. Bu duruma alışabildiniz mi? Benim hoşuma gitmiyor. Ne hissediyorsun? Merak ediyorum. Özgür? Ben alışamadım. Alışamadım diyorsun karanlığa. Alışamadım hala. Bunu niye soruyorum? Çünkü biliyorsunuz ki bir insan bir duyusunu kaybedince diğer duyuları, yani mesela dokunma duyusu, işitme duyusu, koku alma duyusu daha da hassaslaşıyor. Mesela körlerde olur o. Sizde öyle bir şey var mı? Bir koku alıyorum ama. Tahta kokusu alıyorum. Yani böyle şey, rutubetli, nemlenmiş tahta. Evet, evet, işte odur. Rutubet ve küf kokusu değil mi? Evet. Çünkü biz terk edilmiş bir fabrikanın bodrum katındayız. Umarım Öykü, diğer duyularınız gelişmiştir. Çünkü bu etapta buna ihtiyacınız olacak. Hem de çok ihtiyacınız olacak. Gözlerinizi açın. Korkmayın. Aslında bu etapta sizden yapmanızı istediğimiz şey çok basit. Bu anahtarla bir kapı açmak olacak. Peki zorluk bulun neresinde diyeceksiniz? Hemen söyleyeyim. Sizi karanlık bir odaya kilitleyeceğiz. Odada 5 adet kutu bulunmakta. Her kutunun içinde bir anahtar var. Ama anahtarlardan sadece bir tanesi kapının kilidini açıyor. Yapmanız gereken doğru anahtarı bulup en kısa sürede kapıyı açıp odadan kurtulmak olacak. Odadan çıktığınız anda süreniz duracak. Sizi uyarıyorum. Kutuların içinde yalnızca anahtar yok. O yüzden kutuların içine elinizi sokarken çok dikkatli olun. Unutmadan, yürürken de dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü odanın içinde sizin dışınızda başka canlılar da olacak. Kutulara elinizi sokarken ve odanın içinde yürürken çok ağır hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ayaklarınızda çıplak olacak.
Aranızda hiç hani herhangi bir sokulmaya karşı alerjisi olan var mı? Sokulduktan sonra göreceğiz. Yani bildiğin yok. Yok. Öyle bir şey olursa eğer, ani hareket etmeyin lütfen. Şahin, senin kapalı alanda kalmakla ilgili bir problemin benim var mı? Kapalı alanda hiçbir problemim yok da benim böyle kıpır kıpır hareketlerle falan hani pek şeyim yok. Aram yok yani. Ama henüz kimi yapacağını söylemedim. Askerlikte erkekler bunu bir şekilde tecrübe etmişler, değil mi? Gözleri kapalı, tüfeği söküp geri takmayı tecrübe etmişler. Oysa ne yazık ki kızların hiç böyle bir tecrübe yaşama şansı olmadı. O yüzden bu etabı onlara yaptım. Senle başlamak istiyorum Derya. Çünkü Anıl seni o kadar güzel motive etti ki az önceki etapta. Şimdi yine aynı performansı bekliyoruz senden Anıl. Daha fazla edeceğim. Derya ve Anıl, benimle gelin. Derya. Nişane ne olup ne gidecek? Bu artık hakikaten bir dönüm noktası benim için. Benim düşüncem, yön bulman için duvarı takip etmen gerekiyor. Tamam. Yılanları kürek şeklinde, yani ayaklarını başı yaparak değil de yerden kaldırmadan devam et. Cesur ol. Her şey sana bağlı. Beni içeride bırakmayın, unutmayın sakın. Sana... Vallahi kendin çıkacaksın içeride. Sana minnettar olacağım. İçeri biz seni sokacağız ama evet. Dışarı çıkmayı kendin, evet. Kendi başına yapacaksın. Sana minnettar olacağım eğer buraya çıkarsan. Gerçekten bu çok önemli. Tamam, lütfen. Anıl, tekrar kaderin Derya'nın ellerinde. Evet, yapması gerekiyor. Yapacağına inanıyorum. Ben de inanıyorum. Nacho. Sana, evet, kask takılsın. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1, başla. Başla, başla, gir hemen. Gir içeri, gir içeri. Derya, zifiri karanlık odaya girdiği anda süresi başladı. Oda zifiri karanlık ve hiçbir şey göremiyor. Ancak gece görüş kameralarımız sayesinde biz onu görebiliyoruz. Çok ağır hareket etmek zorunda. Çünkü ayakları çıplak ve zemin yılan ve farelerle dolu. Verdiği kaldırıp altından geçebilirsin. Derya karanlık odadaki 5 adet kutuyu bulmak zorunda. Kutuların içinde anahtarlar var. Ve bu anahtarlardan sadece bir tanesi çıkış kapısını açıyor. Evet. Buenos dias. Derya henüz bilmiyor ama kutular dokunmak istemeyeceği türden hayvanlarla dolu. Ben biliyorum, size yalan vermeye gelmedim. Gergin bence. Hem gergin. Ama hala ikinci son demek istemiyorum. Kendi adımı ümitsizim. İnşallah olur. Ümitsiz misin? Şuranda sonuçları belli. Keşke erkekler olsaydı. Anlaşılan Anıl Derya'ya hiç güvenmiyor. Bir önceki etaptaki kötü performans bunun nedeni olabilir. Güveniyor, ben de işime güveniyorum ama işimin hem 10 yaşından dolayı daha karşıdan genç olmasından dolayı ve daha sportif dolayı. Derya solucanlarla dolu kutuyu buluyor. Herkes daha fazla işime güveniyor. Ben onun için biraz daha işime biraz daha az güveniyorum. Ama belli olmaz, belki şu an. Derya birkaç santim uzaktaki yılana neredeyse elleriyle dokunmak üzere. Gelmeden önce üstümde takım deneyler yaptılar. Onun için. Tam yılandan uzaklaştı dediğimiz anda Derya tekrar yılana uzanıyor. Yılandan son anda kurtulan Derya kurtçuklarla dolu olan ikinci kutuya da ulaştı. Oy. Tamam, çok özür dilerim, çok özür dilerim. İkinci anahtarı da bulan Derya, bunları denemek için kapıya yöneliyor. Ama önce kapıyı bulması gerek. Özür dileyerek. Anahtarın deliği ne tarafta? Asuman girmeyecek demişti.
bulduğu iki anahtarda çıkış kapısını açmadı. Şimdi dönüp kalan anahtarları bulmak zorunda ama dikkat etmesi gerek. Çünkü Derya'nın ayakları çıplak ve odanın zemininde onlarca yılan ve dev fareler var. Derya şimdi de farelerle dolu olan kutuya ulaştı. Fareleri göremiyor ama seslerinden ve sürekli hareket etmelerinden dolayı kutuda bir şeyler olduğunu hissedebiliyor. Derya oldukça korkmuş görünüyor. Ne burası? Ay bunlar ne? Ya lütfen var mı burası? Yok değil mi? Ne girmiş miydim? Tekrar kurtlarla dolu kutuyu yokluyor ama oradaki anahtarı az önce almıştı zaten. Ay ne girmişsin galiba. Başka ne olabilir? Ay bu ne? Ah! Oh! Burada bir şey var ama. Ben ne alakalı bir şey mi burası? Aa evet. Derya bir kutu daha buldu. Ama içinde ne olduğunu henüz bilmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ben geldim. Özür dilerim. Çok özür diliyorum. Kim neysiniz bilmiyorum ama sizi rahatsız etmek istemiyorum. Ama ben gerçekten kötü bir şey istiyorum. Anahtar yılanların altında kalmış. Ve Derya bulmakta zorlanıyor. Yılanlar giderek hareketlenmeye başladı. Derya bir an evvel kutudan elini çıkarsa iyi olacak. Ben hayvanları çok seviyorum aslında. Ama şimdiye kadar hayvanlar sürekli. Şimdi şey olmadı ama çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ne olur. Rahatsız etmek istiyorum. Yılanlar iyice huzursuzlandı. Umarız korkulan olmaz. Zira hayvanların yarışmacılarımıza saldırdıklarına daha önce tanık olduk. Sonunda anahtarı bulan Derya hemen kapıya yöneliyor. Bakalım çıkabilecek mi bu cehennemden? Lütfen ya. Ne olur biriniz olun ya. Yalvarıyorum. Lütfen. Lütfen. Bu anahtar girdi ama... Derya oldukça şanssız. Dört anahtar buldu fakat hiçbiri kapıyı açan anahtar değildi. Çaresiz son anahtar için hayvanların arasına dönmek zorunda. Yani ben bu tarafa gideyim. Burada bir şeyler vardı ya. Hani. Ah! Of! İkidir kafamı vuruyorum buraya. Of! Psikolojik olarak sıkıntıya giriyor. Oldukça haklı. Çünkü son kutu nerede ve içinde ne tür bir hayvan var bilemiyor. Başka nerede olabilirsiniz? Aa! Aa! Son kutuyu buldu. Bakalım içinde ne var? Ay bu ne olabilir? Çok özür diliyorum. Rahatsız etmek istemem sizi ama. Ben şuradan bir emanetim var. Onu alıp gitmek istiyorum. Özür dilerim sizden. Akreplerin arasından son anahtarı alan Derya koşarak kapıya gidiyor. Ama ben beş anahtarı da buldum. O zaman kapıyı mı açamıyorum? Onlardan biri açıyor. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Kalbim çarpıyor. Fakat en son anahtar. Doğru anahtarmış tabii. Anıl niye öyle? Niye öyle enteresan bakıyorsun Derya'ya? Şimdi düşünüyorum acaba arkadaşlar kaç saniyede, kaç dakikada yer. Ben hala şu an şeyindeyim işin. Oh. Ama sen bir tebrik ettin değil mi herhalde? Etmez miyim? Sarılayım, bir daha sarılayım. Ne bileyim ben? Buradan şunu çıkarıyorum. Yeteri kadar hızlı bulmadın. Evet. Vallahi yapabileceğim en iyisini yaptım. Çünkü içerisi hiç de öyle kolay bir yer değil. Peki Anıl seni içeri gönderirken sana güveniyor muydu? Sana evet. Güveniyorum dedi mi? Evet. Onu söylemişti.
Bir an kaybettim ama güvenimi. Kaybetti sana güvenini. Ümitsizim dedi. Evet ama... Ve bunların hepsini senin yaşına bağladı. Ben buraya yarışmaya geldim. 44 yaşında çok da yabana atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama kendisine de size de söyledim. 44 yaşında olan başka bir bayan ben daha görmedim. Bagaja giren arabanın ve içeriye giren. Öyle de bir dipnot olarak. Birinci etapta başarısız olmuş olabilirim, kabul ediyorum. Hayır, başarısız olmak değil yani, ama o cesareti bile göstermen yeterliydi. Ben hakikaten hiç çekinerek değil ama ters giden bir şey oldu. Ne yapalım? Ayrıca birbirinizi çok sevmek durumunda da değilsiniz. Ama Anıl'ın benim yaşımla ilgili bir takım sıkıntıları olduğunu tahmin ediyorum. Birinci etaptan beri. Anıl'ın şanssızlığı o zaman 44 yaşındaki bir partneri olması diyelim madem. Ama seni tanımam çok güzel duygu. Yani bu birkaç seferdir duyuyorum ben bunu, üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Ama şu an eğer kazanırsan, sana kazandıktan sonra yapacağım hareket veya üçüncü etapı eğer gidip de üçüncü etapta yine sana büyük bir rol düşer ve bana yardımcı olursan, kendimi affettireceğime inanıyorum. Tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim. Süperdi. Yerinizi alıyorum. Anıl'la olan bir problemimiz de onun yaş olarak benden rahatsız olmasıydı. Birinci etapta bunu sanıyorum hayal kırıklığına uğrattığım için olsa gerekti. Anıl kendini cezalandırılmış hissetti benim onunla partner olmamda. Bunu da bana birkaç defa söz olarak yansıttı ve bu beni gerçekten rahatsız etti. İçeride gerçekten başarılı bir yarışma çıkarttım ve çıktığımda sevinç çığlıklarıyla karşılanacağımı beklerken Anıl'ın bu kadar donuk ve bana tepkisiz oluşuna bir anlam veremedim. Kimle devam ediyoruz? Öykü. Peki, Öykü gel o zaman. Hemen yap. Öykü, Özgür benimle gelin. Öykü ve Özgür. Hazır mısın? Evet, hazırım. Nacho. 3, 2, 1, gir. Öykü, zeminde serbest dolaşan fare ve yılanlar olduğunu bildiği için adımlarını dikkatli atıyor. Bunu yapmak da haklı. Çünkü ayakları çıplak şu anda ve bir yılana basabilir. İlk kutuyu çabuk buldu. Korkudan olsa gerek solucanlara sert davranıyor. Solucanlar tehlikesiz ama umarız bunu yılan ve akrep dolu kutularda yapmaz. Neredesin? Anahtar bulundu ve buna en çok solucanlar sevindi sanırız. Öykü kurtlarla dolu kutuyu buldu. Ama kutunun etrafında iki tane büyük yılan var. Umarız onlara dokunmaz. Öykü aynı sertlikte kurtları da dağıttı ve anahtarı almayı başardı. Şimdi bu iki anahtarı kapıda deneyecek. Ancak bir sorun var. Öykü kapının yerini karıştırmışa benziyor. Anahtarları çabuk bulan Öykü, eğer kapıyı bulamazsa bu hızı boşa gidecek. Ya. Yönümü kaybettim ya. Öykü'nün paniğinden kutunun kenarındaki fare de nasibini alıyor. Sonunda doğru yöne ilerliyor. Bakalım anahtarlar kapıyı açacak mı? Geldi kapıya. İki anahtar da kapıyı açmadı. Şimdi dönüp diğer anahtarları bulması gerek. İlk denemeye sanki hızlı geldi değil mi? Derya'ya göre hızlı geldi. Derya'ya göre hızlı geldi. Öykü yılanlı kutuyu buldu. Umarız onlara da diğerlerine olduğu gibi sert davranmaz. Bir iki denemeden sonra aniden durdu.
belki de yılan olduğunu anladı. Yerdeki yılana çarpan öykü son anda yılana basmaktan kurtuluyor. Cesaretini toplayan öykü tekrar yılanlı kutuya yöneliyor. Bakalım bu sefer elini sokabilecek mi? Hayır, yapamadı. Kolay değil tabii ki bunu yapmak. Ama zamana karşı yapılan bu yarışta fazla düşünmeye yer yok. Öykü elini yılanlı kutuya sokamadı. Ama oldukça tehlikeli bir noktada durduğunu fark edemiyor. Bir metre uzağındaki yılan onun yaklaşmasını bekliyor yerde. Ve Öykü etabı bırakıyor. Neden bıraktın? Çok vakit kaybettiğimi düşündüm açıkçası içeride. Öyle mi? Evet, bir de günümle ilgili bir sıkıntım oldu. Biraz zannedersem tek zaafım buydu zaten benim. O da burada başıma geldi. Öyle bir şey oldu. İki kere bir kutuya gidip elini sokmadan geri döndün. Evet. Anladın da mı döndün yoksa? Ya çok iyi anlayamadığım için. Tabii etabı tamamlamama kararın, hı hı, Özgür de etkileyecek. Üzgünüm. İkimizi de etkileyecek bir durum. Evet. Sonuçta elenirsek ikimiz eleneceğiz. Yani ikimizin de şansı bitmiş olacak. Fakat bir etap daha var önümüzde. Eşinizi son etaba bıraktınız. Bence çok iyi etmediniz. Sizi yerinize alayım. İlk elini soktuğum şeyde, yani kutunun içerisinde canlı mıydı değil miydi açıkçası hiçbir fikrim yok ama elim bayağı bir dolandırmama rağmen hani bulamadım anahtarı, sinirlendim ve onları alıp böyle hani yere attım, bilmiyorum, bir hırçınlık geldi açıkçası o sırada. Şimdi iki anahtarı aldıktan sonra kapıya gittiğim zaman o kapıyı da bulamadım yani. Ve ben böyle bir yer beklemiyorum. Ben hala güveniyorum. Bu benim de başıma gelebilir kesinlikle. Öyle bir durum olsaydı o da benim için hani düşünecekti ve yapacaktı, bunu eminim. Çünkü kaçamak bakıyor bana ama o kaçınılmaz an geldi. Sevgi ve Şahin, benimle gelin. Evet Sevgi, Şahin. Şahin sen ilk etaptan sonra herhalde artık Sevgi'ye güveniyorsundur. Evet kesinlikle daha fazla güveniyorum artık. Ben ona güvenmiyorum. Bir sonraki etabı onu bırakmamak için bu etabı elimden geleni yapacağım. Bir sonraki etapta başaramayacağını düşünüyorum. O yüzden elimden geleni yapacağım. Çok hırslı. Herkese bağırıyor. O yüzden. Neden bağırıyor peki? Tarzı öyle. Yani sadece bana değil herkese karşı öyle. Öyle zamanlarım oldu ama son bugün öyle değildim yani. En azından 4-5 saat arkadaşlarımla beraber gayet iyiydim. Uyum sağlama sürecindeki olayı hemen tabii bu şekilde değerlendirmemek lazım. Ön yargılı bir biçimde diye düşünüyorum. Ama olabilir tabii ki. Onun da düşüncesi odur. Olabilir. Bir de başkalarına niye bağırsın ki? Bilemiyorum. Tarzı öyle. Bağırma. Kendini çok güçlü görüyor. Yani dış görünüş hiç önemli değil. Kendini çok güçlü görüyor. Şimdi derin psikolojik analiz şu anda yap... Yani öyle bir program değil sanırım bu, değil mi? Yani öyle derin... Evet. Yani sonuçta... Ama aranızdaki sorunu konuşabiliriz. Doğrudur. Doğru söylüyor. Ama 4-5-6 saattir ben... Kendimde bayağı bir değişiklik, yani normal halime geri döndüm. Ama o herhalde onları görmek istemedi, o ön yargıyla. Hani insan onda bir ön yargı vardır, atomu evet, parçalayamazsın onu da öyle falan. Onunla devam ediyor yani. Ama onunla devam etmemesini arzu ediyorum ben. İnşallah bana karşı olan düşünceleri değişir. Biz yani öyle arzu ediyoruz ve onu hemen içeri gönderiyoruz. Sevgi ve Şahin'in arası oldukça bozuk görünüyor. Daha etabın başında sorun yaşamaları çift açısından üzücü bir durum. Evet sevgicim, bazen birbirinizi sevmeseniz de birbirinizi kurtarmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi sen bu etabı iyi yaparsan Şahin de kurtulmuş olacak. Bilmiyorum.
Aynı zamanda kendini de kurtaracaksın. Onu kurtarmak adına değil, kendimi kurtarmak adına yapacağım. Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1, başla. Karanlık odayı anlamaya çalışan Sevgi ilk kutuyu buluyor. Sevgi kutunun yanındaki büyük yılandan habersiz anahtar arıyor. Yarışmacılar kutularda hayvanlar olduğunu biliyorlar. Ama bunların ne olduklarını ancak ellerini sokunca anlıyorlar. Bu yüzden oldukça gergin bir etap bu. Sevginin etrafında da pek çok tehlike mevcut. İşte bunlardan biri. İki anahtarı bulan Sevgi kapıya yöneliyor. İlk seferde kapıyı açmayı başaran olmadı henüz. Şahin, tıkırtıyı duyuyor musun? Başarsın başarmasın şu anda gerçekten ilgilenmiyorum. İnşallah başaramaz diyeceğim. Ben yarınki etapta o bana söylediği lafı ona iade edeceğim inşallah yani eğer açıkçası. İnşallah başaramaz yani. Aynen. Çünkü söylediği laf gerçekten hani öyle tamam insanların kişisel problemleri olur ama sonuçta biz bir ekibiz. Sen onu herkesin önünde değil de benimle madem kişisel bu şekilde düşünüyorsun bana özel bir şekilde söylemelisin. Bu şekilde herkesin ortasında hani bana anlamsız geldi yani. Kapıyı açamayan Sevgi tekrar karanlık odada anahtar aramaya başlıyor. Yılanlı kutuyu buldu. Ondan önce yarışan Öykü bu kutuya elini bile sokamamış ve etabı bırakmıştı. Sevgi de çok zorlanıyor. Kolay değil tabii ki bunu yapmak. Ama anahtarı almak için elini yılanların arasına sokması gerek. Yılanlar Sevgi'nin tedirginliğini hissediyor ve huysuzlaşıyorlar. Korkunun şokundan olsa gerek, Sevgi yılanlı kutudaki anahtarı almış olmasına rağmen yine elini kutuya sokmaya çalışıyor. Önemli değil ama sonuçta ilerleyen günlerde pişman olacaktır kendisi söylediklerine. Yani benim karakterimi gördüğü için. Öyle düşünüyorum yani. Sonunda yılanlı kutuyu bırakan Sevgi, farelerin olduğu kutuya yöneliyor. İğrenç kokuyorsun. Of yapma ya. Yapma. Çok pis kokuyorsun, faresin galiba. Fareler Sevgi'yi oldukça tedirgin ediyor. Oh buldum. Ama kapı nerede şimdi? Sevgi farkında değil ama büyük bir yılana doğru gidiyor. Nereden girdim ben buraya? Bir perde var. Sevgi kapıya gidiyor. Bakalım açabilecek mi? Kapıyı zorlarken yaklaşan tehlikeden haberi yok. Onu hisseden yılan da kapıya doğru yöneliyor. Hiçbir şey görünmüyor. Her yerden bir şeyler sarkıyor. İçerisi adeta yılan kaynıyor ve Sevgi zaman zaman onlara fazla yaklaşıyor. Sevgi onları göremiyor ama yılanlar onu rahatlıkla görebiliyorlar. Sevgi anlaşılmaz şekilde tekrar yılanlı kutuya geldi. Sanırız oradaki anahtarı aldığını unuttu. Ne olur yapma ya. Zamanının çoğunu içinde anahtar olmayan yılanlı kutuda harcayan Sevgi oldukça korkmuş durumda. Karma karışık yapmışlar buraya. Ne olur sen de olsun, ne olur ya. Sakinleştin mi? Sakin. Biraz, evet. Bulmazsın inşallah. İnşallah bulmazsın. Ben de sana sız. Seni gelin. Ay, gelin. Gelin gidiyor sana. Çok iğrenç bayağı bir şey. Sevgi iyice paniklemiş durumda. Yerdeki farelerden olsa gerek. Ben korkmuyordum. Görmemek iğrenç bir şey. Çok iğrenç burası. Anneciğim ya, anneciğim ya.
kurtlar. Sevgi tekrar kurtlarla dolu kutuya geldi. Ama oradaki anahtarı da daha önce almıştı. Hadi Sevgi. Artık hiçbir şeye tahammül edemiyordum ya. Hadi Sevgi. Hadi Sevgi. Hadi Sevgi. Sevgi tam bir şokta anlaşılan ve kontrolsüzce aynı kutulara bakıyor. Hepsini mıncıkladım, kurt işte. Sonunda akrepli kutuya sokuyor elini. Oh, yılan var orada. Sevgi oldukça şanssız. Zorlukla bulduğu anahtarla kapıya koşuyor ama yılan ondan önce davranmış ve kapının kulpuna dolanmış. Şimdi çıkmak için yılanı oradan uzaklaştırması gerek. Çok iğrenç. İğrençsin. Oh, açamıyorum. Yukarılara baktım, hiç aşağılara bakmak aklıma gelmedi. Daha doğrusu göz hizasında dediler. Hep böyle aradım, hiç eğilerek aramadım. Bir tane kutu aşağıdaymış. Kapıyı açarken biraz takıldın orada. Neden? Anahtarın ve kapının şeyine yılan sarılmıştı. Yılanlarla müthiş mücadelenden sonra Şahin seni tebrik etti mi? Etmedi, düşünmüyorum ya. Sence bir tebriği hak ediyor musun Şahin'den ötürü? Hak etmediğini söyler büyük ihtimalle yani. Öyle söylese hiç şaşırtmaz beni. Doğru olan da olmalı yani şu vakitten sonra. Yani tersini söylerse zaten söyledikleri de ters düşmüş olur. Ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Yani... Zaten Şahin de inşallah kazanmaz dedi. İnşallah oradan şu anda bu etabı başarıyla tamamlamadan çıkar dedi. Ben şanslı olduğumu düşünüyorum. Ama neden böyle söylediğini de söyleyeyim. Ki bir sonraki etapta ben ona performansımı göstereyim. Yani iyi bir enerji almadım kendisinden. Kendi kişisel problemi olduğunu düşünüyorum. O kadar büyütülecek, normal bir insan o kadar büyütmezdi ama... artık kafasında neyi nasıl yaşadığını bilemiyorum ama... çok fazla büyütmüş yani kafasında böyle artık devasa bir şey yapmış yani olan ufacık şeyleri. Onun sorunu olarak düşünüyorum ben, benim sorunum değil yani. Yarışmacıların tabii en asisi ve en duygusalı bir araya gelince böyle problemler olabilir. Yarışmanın daha çok başındayız. Umarım aranızdaki tatsızlığı çözersiniz. Geçmiş olsun diyorum, sizi de yerinize alıyorum. Tebrik ediyorum Sevgi seni. Kutuların birinde yılan vardı, birinde kurbağa vardı. Birinde çok iğrenç kokan bir hayvan vardı. Çok iğrenç kokuyordu. Bir de sadece onlar değil, içeride de böcekler geziyordu ve sürekli tıslama sesleri geliyordu. Yılan olduğunu bildiğim için korkmuyordum o tıslama seslerinden. Şahin'le ilgili de arkadaşım bir önceki etaptan sonra aramızda aşağılayıcı kelimeler, argo kelimeler geçti bana. Argo kelime ne geçti ya? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben sana küfür mü ettim? Ne saçmalıyorsun? Ne argosu? Ne yani? Salak mısın? Gerizekalı mısın? Al ya, Allah Allah. Ne biçim bir şey? Ekip arasında bu tarz şeyler sen de bana söyledin. Ben de sana sen de bana bağırdın. Ben sana hiçbir zaman için salak mısın, manyak mısın evet, demedim. Tamam, teşekkür ederim. Ki etapla ilgili değildi bu. Haklısın tabii canım. Önceki... Sen mükemmelsin, evet doğru. Öyle zaten gayet görünüşün mükemmel. Süper. Doğru yani, mükemmel bir sansın. Evet. Aynen. Bana göre dengesizce konuştun, okey? Gizem de çok iyi. Bana göre dengesizce konuştun. Gizem de çok iyi biliyor. Yani, gerizekalı kendi konuştuğunu mısın, bilmiyorsun. Mısın? Bir insana gerizekalı mısın? Ben sana öyle söylemedim, doğru söyle. Ben sana dedim ki, hayır. Ben sana yalan işte yalan söylüyor. Ben sana tamam, öyle demedim. Ben sana soradım, dedim ki, emir almaktan hoşlanmıyorum. Bana emir ver gibi konuşma dedim. Ben anladın emir mı? Mi verdim sana? Öyle gibi konuşuyordun yani. Neydi emir veren? Hadi ya, of, hadi senin gibi de çok gördüm. Hadi boş konuşma be. Ne boş yapacaksın, konuşma. Dövecek misin? Ne yapacaksın, dövecek misin? Dövmek benim içinde değil, senin mi içinde dövecek misin? Ne demek dövecek misin ya? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Sen ne biçim konuşuyorsun dövecek misin falan diye? Niye döveyim ben seni be? Zorla insanı kendini, işte öyle bir rahatsız bir insan. Dövecek misin? Şimdi yani dövecek misin kelimesi sen niye kullanıyorsun ki dövecek misin? Sanki şey böyle boksör. Ne yani? Tamam, bir şey söylemiyorum. Biraz kibar ol ya.
Hayret bir şey. Sen kibar ol. Ben sana karşı şey mi oldu? Bir insana gerizekalı konuşma, ağzına çıkan kelimeleri kulağın duysun. Denmez. Manyak mısın denmez. Bunlar ne biçim kelimeler? Bir küfür etmediğin kaldı. Ben sana öyle bir şey demedim. Boş ver. İki tamam, Gizem'e de sorabiliriz. Gizem'le birlikteydik. O da çok iyi biliyor olayı. Gülüyorum yani ben sana ya. Senin gibi bir insan hayatımda görmedim böyle bir karakterde. Bir sürü arkadaşım oldu. Ya bir insana salak mısın? Erkek arkadaşım oldu. Senin gibi bir insan ben görmedim ya. Hani bu karakterde bu şekilde kameraların önünde eyvallah deşifre et. Böyle konuşma konuş, olmayan şeyleri de konuş bilmem ne ama sorun değil. Hani benim karakterim belli, şeyim belli yani. O odaya girdi. Üst kutulara baksan alta bakma. Gayet de yani karakterinin zekanı da orada yine süper bir şekilde göstermişsin. Üst tarafa bak, alt tarafa bakma. O da güzel bir zeka ürünü tabii ki yani. Orada tabii yap kardeşim hani anladın mı? Ne söyleyeceksen burada söyle, al her şeyi söyle. Niye sen orada? Sana bırakmamak için. Dengesiz bir insanın, dengesiz bir şizofren olarak görüyorum seni. O yüzden de orada söyledim tabii ki. Sana güvenmediğim için böyle söyledim. Dengesiz bir şizofren olduğun için tabii ki herkesin önünde yani. Çok dengesiz, bu kadar dengesiz bir şey. Aynen seni öyle görüyorum açıkçası. Böyle hakaret ediyor işte insanı, böyle moralini bozuyor. Ne moralini bozacağım ya artık ben seni? Benim seninle hiçbir ilişkim olmasın, hiçbir şekilde hayatımın hiçbir tarafına gelme. Ama yani gelme ya. Sonuçları açıklıyorum. En kötü dereceden en iyi dereceye doğru. Bu etabı tamamlayamadığı için Öykü ve Özgür otomatikman bir sonraki etaba kalıyor. Kalan iki çiftten birisi kendini kurtardı. Ve o çift önümüzdeki hafta Fear Factor aksiyonda bizimle yarışmaya devam edecek. Aranızdaki problemler çözülsün diye sizi bir sonraki etapta da yarıştıracağız. Ama siz önümüzdeki hafta bizimle devam etmeyi garantilediniz ve bir sonraki etapta yapmıyorsunuz. Anıl ve Derya. Tebrik ediyorum Anıl ve Derya. Siz kendinizi kurtarmayı başardınız bu etapta. Önümüzdeki hafta bizimle Fear Factor aksiyona devam ediyorsunuz. Ama bence çok enteresan bir şey oldu. Çünkü burada partnerine, burada takım arkadaşına hiç güvenmeyen Anıl. Kalben mahcup oldum. Kalben çok tebrik ediyorum. Vallahi bir şey diyemeyeceğim. Yani artık kendisine bırakıyorum. Bu işin yaşla alakası olmadığını umarım anlamıştır. Aynen bunu gösterdin. Anıl'a da, hepimize de, izleyenlere de. Tebrik ediyorum seni Derya. Çok teşekkür ederim. Sevgi, hayal kırıklığı mı oldu? Yani aşağılara bakmadığım için kötü oldu. Çünkü eğer aşağılara baksaydım ikinci kutuda bulacaktım. Olmadı. Yani kısmet. Ama bu durumda tabii Şahin'in de dileği yerine geldi. Bir sonraki etaba kalalım durumu. Yani gerçi şu durumda benim şansım da gitti. Yani sonuçta laf, kötü laflar söylendi benim aleyhime ama... Sen de benim aleyhimde söyledin. Ben senin, sen de beni rencide ettin. Tamam. Yani şu anda böyle bir tartışmaya yani saçma yani. Girmek anlamsız. Çocuk kavgası gibi değil mi? Biraz yetişkin olmalı. Bence şansın gitti deme. Çünkü henüz... Şansın gitti ama olsun. Yine ben geç inşallah... Geç kalınmadı bir şey için. Peki. Tekrar sizi tebrik ediyorum Anıl ve Derya. Siz de bir sonraki etapta o siyah yağmurlukları giyip diğer iki çifti kenardan izleme şansını elde ettiniz. Çıkınca beni şok etti. Ben yine de daha güzel bir karşılama bekliyordum her şeye rağmen. Çok güzel motive ettin. Demek ki bu birazcık da oyun olarak motiveymiş. İçinden gelerek motive etmemişsin beni. Ama her şey bir tarafa, evet bu etapın birincisi biziz. Yolumuza devam edelim. Şimdi elenecek çifti belirleyeceğimiz son etabımıza gidiyoruz. Üçüncü etaba gidiyoruz. Desteğe ihtiyacım yok, yapacağım. Sakin olun. Yapamıyorum. Lütfen geri çekin beni ya. Yalvarıyorum. Ne olur. Üçüncü ve bu haftaki son etabımıza geldik. Gözlerinizi açın.
Şahin ve Sevgi, siz problemleri çözdünüz mü? Etaptan önce iyi bir moral için hallettiğimizi söyleyebilirim. Bir etap daha gideriz böyle. Yani, evet. Bu haftaki son etabınız. Bir çift için bu etaptan sonra veda çanları çalacak. Buraya gelirken hepiniz çok hevesli geliyorsunuz. Hatta bazılarınız, belki de hepiniz çünkü Fear Factor aksiyoncular olarak muhakkak daha önceki Fear Factor'ları da izlemişsinizdir. İzlerken ya bunu neden yapamadı? Burada niye zorlanıyor ki? Bunda zorlanacak ne var? Dediğinizden eminim. Ama buraya yarışmacı olarak gelince işler bambaşka bir hal alıyor. Bu arada etap geçmek neredeyse Sırat Köprüsü'nü geçmek kadar zor. Hepimizin sık sık kullandığı bir deyimdir bu. Ama bu son etapımızda bu deyim neredeyse gerçek olacak. Çünkü Fear Factor aksiyonda kalabilmek için belki de hayatınızın en zor geçişlerinden bir tanesini yapacaksınız. Hem de bunu yerden tam 60 metre yukarıda ve sallanan iki ipin üzerinde yapacaksınız. İşte karşınızda bu haftaki Fear Factor aksiyondaki son etabınız. Gördüğünüz gibi köprü biraz yarım kalmış. Köprünün ipleri mevcut ama üstünden geçeceğiniz zemin yok. Zaten siz de dört şeritli bir otoban köprüsü beklemiyordunuz. Ayrıca her şeyi bizden beklemek de olmaz. Köprünün yolunu siz yapacaksınız. Nasıl mı? Size iki adet tahta parçası vereceğiz. Bu tahta parçalarını kullanarak köprüyü baştan sona kadar geçmeye çalışacaksınız. Önce ilk tahta parçasını ipin üstüne yerleştireceksiniz. Sonra o tahta parçasının üzerine çıkacaksınız ve diğer tahta parçasını önüne koyacaksınız. Bu böyle adım adım köprüyü geçene kadar devam edecek. Her şey anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki anlaşıldıysa bu etabı kimin yapacağına karar verelim. Bir önceki etapta kızlar çok yoruldu ve çok ürktü. Onlar biraz dinlensin. Önce erkekler yapsın, sonra da kızlar yapsın bu etabı. Yani hepiniz yapıyorsunuz bu etabı. Evet. Süper. Çok sevindim ya. Böyle bir şey olamaz ya. Çok güzel ya. İstiyorum yapmak. Yapacağın için madem bu kadar sevindin hemen benimle gel. Öykü ve Özgür benimle gelin. Hazır mısın Özgür? Hazırım. Öykü? Tabii ki. Bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Son etapta önce erkekler sonra kızlar yarışacak. Eşlerden hangisi daha iyi performans gösterirse onun süresi baz alınacak. İlk yarışan Özgür oldu. Şahin'e göre daha çevik olduğunu düşünüyor. Hazır mısın Özgür? Hazırım. Özgür sadece iki tel ve iki tahta parçasından oluşan köprünün ucunda. 3, 2, 1 başla. Özgür oldukça temkinli başlıyor. Yapacağı bir hatanın telafisi yok. Yükseklik gerçekten çok fazla. Özgür hareket etmekte bile zorlanıyor. Tellerin sürekli sallanması ise etabı iyice kabusa çeviriyor.
Özgür iki tahta parçasıyla kendi yolunu kendi inşa ederek ilerliyor. Ancak üzerinde durduğu tahta çok dengesiz. Çok dikkatli olmak zorunda. Özgür bir an evvel titremesine engel olmak zorunda. Zira kendi titremesi üzerinde durduğu telleri de sallamaya başladı. ...60 metre yüksekliğe bir de hızlanan rüzgar eklendi. Özgür için zor bir gün olacak bu. Ama Fear Factor aksiyonda kalmak istiyorsa etabı başarmak zorunda. Sakin ol. Özgür bravo, çok iyi, mükemmel. Çok güzel. Çok güzel. Devam et. Özgür'ün ağırlığından olsa gerek, orta kısımlar iyice dengesizleşiyor. Özgür köprüyü geçmeyi başaramayacak anlaşılan. Çünkü etabı bitirmek için verilen süre dolmak üzere. Çekirgeyi salıverdim, çekirgeyi salıverdim, çayıra, çayıra, toplayıver çekirge. Özgür oldukça neşeli görünüyor. Performansından memnun olduğu her halinden belli. Yukarıdasın ve devamlı aşağıya görüyorsun. Bir de ayrıyeten benim bir dezavantajım var. Sol ayağımdan 2003 senesinde geçirmiş olduğum bir rahatsızlıktan dolayı bileğim yeteri kadar hareket etmiyor. Hareketi kısıtlı. En baştan itibaren Öykü'yle konuştum ve dedim ki eğer yapamazsam, böyle bir ihtimal tabii ki var, hakkını lütfen helal et dedim. Böyle bir ihtimali kullanırsam lütfen bana kızma dedim. Tebrik ederim seni Özgür. Çok teşekkür ederim. Bakalım Şahin ne yapacak? Şahin ve Sevgi benimle gelin. Sevgi, Şahin. Şahin hazır mısın? Hazırım. Elinden geleni yapacaksın herhalde. Belki bitiririm ama bitiremezsem de arkadaşı bir metre geçip bırakmayı düşünüyorum yani. Süper. Hedefim bu. Yarım metre de olabilir. 9. bayrak. O 8'e kadar geldi. Biraz 8'i geçti. 9. bayrak kadar gelsem yeter yani. Umarım hedefine ulaşırsın. Bir şey söyleyecek misin Şahin'e? Başarılar diliyorum. Bol şans diliyorum sana Şahin. Teşekkür ederim. Şahin ve Sevgi için bu etap son şans. Eğer etabı birinci bitiremezlerse onlar gidecek. Üstelik çiftin arası bir hayli bozuk ve bu onların motivasyonunu düşürebilir. Hey, come on. I'm champion, champion, me, champion. One number one. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1, başla. Şahin yarışmadaki en güçlü isimlerden biri ve favori görülüyor. Ne lan? Şahin çok sallanıyor. Bu şekilde orada durması çok zor. Sakin ol. Şahin'in rahat hali bir anda kayboldu. Oldukça paniklemiş görünüyor. Bu ona hata yaptırabilir.
Çok güzel Şahin. Desteğe ihtiyacım yok, yapacağım. Sakin olun. Herkes sakin olsun, ben zaten yapacağım. İnşallah. Desteğe ihtiyacım yok mu dedi? Hep öyle yapıyor. Hep böyle yapıyor. Şahin çok hırslı biri. Bu yüzden de agresif tavırlar sergiliyor. Özellikle de eşi Sevgi'ye karşı. Vallahi zor ya. Özgür 8. bayrağa kadar gitmişti. O yüzden Şahin 9. bayrağa kadar gidip bırakacağım dedi. Umarız bunu yapmaz. Çünkü gidebildiği kadar uzağa gitmesi iyi olur. Aksi takdirde Öykü onu geçebilir. Şahin oldukça yoruldu ve dinleniyor. Ama bu ona zaman kaybettiriyor. Şahin adeta yaprak gibi titriyor. Belli etmese de sanırız yükseklik korkusu var. Ah! İlerlemeye gayret et. Ah! Ah! Geçtim ben. Atlıyorum ben. Hayır. Devam et. Yoruldum yani. Bu son etabınız. Yine düşünüyor ama sonuçta daha kızlar yarışmadı. Bizim ne yapacağız? Geçtiğini düşünüyor. Ve bırakmayı düşünüyorsa da yani geçtiğini düşünüp bırakacaksa senin dediğine geliyor, hırsının kurbanı olacak. Sana diyorum da ben gidebilecek miyim acaba? Söylemek ister misin? Hadi söyle bir şey. Yok, kızar sonra. Kızar mı? Evet. Bir. Hadi Sevgi de istiyor, biraz daha ilerlemeni Sevgi de istiyor. En iyisi burada bırakmak. Bırak kendini. Şahin. Evet. Şampiyon benim. Bugünün şampiyonu benim. Yani ayağını oradan oraya atma. Bir de sen kendini atarak ilerledin. Nefes nefese kaldım. Orada show move yapmıyordum. Dinleniyordum yani aslında. Aynı zamanda da tabii. Tebrik ederim. Çok başarılıydım gerçekten. Ben açıkçası beklemiyordum. Çünkü çok güçlü görünüyor ama çok hırslı. Hırsına yenik düşüyor. Ama gerçekten tebrik ediyorum. Sen şu ana kadar beni birkaç gündür tanıyorsun. Beni birkaç günlük yorumlarınla hırsımı yönük düştüğü ön yargısında bulunuyorsun. O da senin ön yargın olduğunu kabul etmen gerekiyor. İlk geldiğimizde etabı gördük. İşte Özgür arkadaşım da yarıştı. 8. bayrağa kadar geldi. Onu gördüğüm zaman aklımdaki tek hedef açıkçası 9. bayrağa kadar gelip bırakmaktı. Sonra da aklımdan şöyle bir şey geçti. Sen en iyisi etabı bitirmeye çalış. Ama etabı bitirmek gerçekten zor yani. Hani ses sonumu duydunuz mu orada? Yani o bilinçsizce çıkan bir ses tonu yani. Çok değişik bir şey yani. Orada öyle bir ses tonum çıktı.
şey diye bağıracaktım ben orada aslında. Kafamdan geçen şuydu. Hani atlarken şampiyonum ben gayet böyle kontrollü bir şekilde. Alakası yok. Orada bir... Allah neredeyse yani. Kızlar için zor bir etap olacağını düşünüyorum. Özgür'ü geçmek benim için yeterli diye düşünüyorum şu anda. Yani bu kesinlikle yeterli oldu. Büyük ihtimalle etapın birincisi biz. Peki Şahin, umarım yukarıda geçirdiğin boş vakti daha sonra aramazsın. Aramayacağıma eminim diyeyim. Evet, erkekler yarıştı. Şimdi sıra kızlarda. Öykü. Hadi gelin benimle. Öykü ve Özgür. Erkekler zorlanarak da olsa etabı yapmaya çalıştılar. Şimdi sırada kızlar var. Bakalım kızlar köprünün diğer ucuna ulaşabilecekler mi? 3, 2, 1, başla. Bravo Öykü. Çok iyi başladın. Aferin. Aferin Öykü. Öykü oldukça hızlı ilerliyor. Hafif kilosu bu konuda avantaj sağlıyor ve köprü fazla sallanmıyor. Kaçtayım? 5 dakikam kaldı. Çok iyi gidiyorsun. Devam et. Bırakma. Öykü oldukça rahat görünüyor. Oysa erkekler buraları titreyerek zorla geçiyorlardı. Öykü ipleri biraz karıştırdı. Düzeltmek için zaman harcıyor. Aferin sana be. Maşallah. Yapacağım. Yapacağım. Öykü güzel gidiyor. Bakalım Şahin'in gittiği yeri geçebilecek mi? Eğer onu geçerse o zaman sonucu Sevgi'nin performansı belirleyecek. Yağan yağmur ipleri iyice kaygan hale getirdi. Bu da tahtaların kontrolünü zorlaştırıyor. Bundan 10 tane gelse yaparım. Sadece bir adımın kaldı. Çok iyisin. Öykü Şahin'i de geçerek köprünün diğer tarafına ulaşıyor. Helal olsun sana. Helal sana. Ya Azmin zaferi diyorum. Başka da bir şey demiyorum pasta. Şahin de çok iyi yarıştı aslında ama şöyle bir durum var.
onun 47 santimlik kol kası varsa benim de 47 kilom var ve ben bu 47 kilomla onu geçtim. Ya bunu ben yaptım yani. Özgür'e zannedersem büyük bir borcum vardı ve onu kapattığım için ve kız başıma iki erkeği de, yani her ne kadar benim takım arkadaşım olmuş olsa bile onu bile geçmiş olmak benim için çok önemli bir şeydi. Şahin bence, hani bana göre, bence de bu zaten açık bir şey, hem kilo olarak hem kas olarak vesaire benden daha uzun yıllardır spor yapan bir insan olarak onu geçtiğim için hem kendimle gurur duyuyorum hem bir de bu yüzden de çok 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 mutluyum. Şöyle bir şey söyledin, 49 kilomla 47 kilomla, evet, affedersin Şahin, tabii bayanların hassas şey, durumu. Şöyle söyleyeyim, 47 söyle kilomla bakayım. Şahin'in 47 santimlik kol kasını yendim dedim. Evet. Bravo. Wow. Aynen öyle oldu. Ben 95 kiloyum, o 47 kilo yarım. Tebrik ediyorum kendisini. Kusura bakma. Şahin, seni uyardım biliyorsun. Oradaki o boşa geçirdiğin zamanı çok ararsın dedim. Senin bir önceki etapta söylediğin inşallah geçemez, ben hallederim bir sonraki etabı dediğin galiba tam tersi olacak. Belki de sevgi seni kurtaracak Fear Factor aksiyona veda etmekten. Acaba ilahi adalet mi? Sevgi de yukarı baktı. Onun için olmasa da kendin için başarmanı istiyorum Sevgi. Ve Şahin, benimle gelin. Omzunda çok ağır bir yük var. Çünkü burada senin başarılı olman her ikinizi kurtarıyor anlamına geliyor. Başarısız olman da her ikiniz için de Fear Factor aksiyona veda anlamına geliyor. Bol şans diliyorum sana Sevgi. Teşekkürler. Şahin'in ve Sevgi'nin yarışmada kalması bu performansa bağlı. Araları kötü de olsa, Sevgi iyi bir geçiş yaparsa Şahin'i de kurtaracak. Aksi halde beraberce buradan ayrılacaklar. Şahin, yarışmadaki geleceğinin Sevgi'nin elinde olmasından pek memnun değil. Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1, başla. Öykü tüm erkekleri geçmeyi başarmıştı. Bakalım Sevgi de aynı başarıyı gösterecek mi? Sevgi biraz tedirgin görünüyor. Şahin'in etabı bitirememesi şimdi tüm sorumluluğu onun omuzlarına yükledi. Beni geri çeker misiniz? Yapamayacağım. Salamayacağım kendimi. Geri çeker misiniz? Lütfen. Hayır, salamam. Lütfen. 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 Sevgi hayır, oldukça lütfen. Korktu. Bir an hadi evvel sakinleşmezse işi oldukça zor. Pes ettim, istemiyorum. Yapamıyorum, sadece lütfen. Sadece sen değilsin, Şahin de var. Yapamıyorum, lütfen geri çekin beni ya. Yalvarıyorum, ne olur. Ya, çekmeyin ya. Kendini bırakmak zorundasın. Bitireceksen bırak. Beklediğim sonuç buydu zaten. Bekliyordum değil mi? Hazırlamıştım kendimi. O yüzden herhangi bir panik yok bende. Şaşırmadım. Aynen. Ailemin, eşimin benden çok beklentileri vardı. Çok güveniyorlardı bana. Yapabileceğimi biliyorlardı. Ama olmadı. Elimden geleni yaptım. Son etapta biraz moralim bozulmuştu. Konsantre olamadım ve olmadı. Sevgi arkadaşım her etaptan önce... İşte kaç etaptır beraberiz? 3 etaptır beraberiz. 3 etapın hepsinde de ay yapamayacağım, ay işte olmayacak, ay şu bu. Yani bu negatif düşüncelerle kendisini kötü yönde etkiledi. Açıkçası hani kendim, ben hani öteki etaplarda da daha başarılı, hani bireysel olsaydı çok farklı olacaktı sonuçlar. Ama maalesef işte sonuçta bir ekip konseptiniz var. O şekilde böyle oldu. Geçmiş olsun Sevgi. Neden bıraktın? Yani korktum açıkçası. Şu anda başarısız olmanızın sebebi
ikinizin arasında bölüştürüyorum ben. Çünkü sen de orada çok uzun bir süre vakit kaybettin. Yani oturdun, dinlendin. O ama orada şeydi, yorum yani hareket edecek şeyin kalmadı. Mecalin kalmadı. Yani aynı o şey. Evet, şimdi sonuçları açıklıyorum. Köprünün bir başından sonuna bir tek kişi geçebildi. O da Öykü oldu. Bu da Öykü ile Özgür'ü önümüzdeki hafta Fear Factor aksiyona devam ettirmeyi sağladı. Tebrik ediyorum seni Öykü ve Özgür. Aferin sana Öykü. Sevgi ve Şahin'e dönmek zorundayım. Maalesef Fear Factor aksiyondaki maceranız daha ilk haftanızda sona erdi. Biz bir ekip olamadık. Ondan dolayı Öykü arkadaşıma katılıyorum. Bir şekilde birbirimizi anlayamadık belki de. Karakter olarak anlaşabileceğim bir insan vardır. Bir de yani hayatım boyunca arkadaşın olamayacak bir insan vardır. Diğer bütün arkadaşlarımdan herhangi birisi olsaydı kesin hani bu tarz şeyler olmazdı. Ama bu da Fear Factor aksiyonun bu sezon bir cilvesi diyelim. Maceranız burada sona erdi. Sevginin bu en son etaptaki başarısızlığından dolayı maalesef sen de gitmek zorundasın onunla. Arkadaşlarınızla vedalaşın ve sizi uğurlayalım. Bir ekip elenecekti, biz elendik. Kendimi hazırlamıştım ben zaten Öykü'nün performansını görünce. Birinci olamasam bile final yaşamak istiyordum. Belki daha iyisini yapabilirdim ama korktum ve yapamadım. Bir anlık bir şey yani. Fear Factor aksiyonun ikinci haftasında yaşanan mücadelenin ardından Sevgi ve Şahin maceraya veda etti. Yarışmada kalmayı başaran 12 yarışmacıyı önümüzdeki hafta yine birbirinden zorlu etaplar bekliyor. Derya, Özgür, Yeriz, Adnan, Nur, Akın, Gizem, Tansel, Derya, Eyüp, Öykü ve Anıl yarışmada kalabilmek için canlarını dişlerine takacaklar. Gaz bulutunun içinden sağ çıkmaya çalışacaklar. Dünyanın en tehlikeli canlılarından birini çok yakından tanıyacaklar. Suyla dolu daracık bir tüpün içinde zincirlerinden kurtulmaya çalışacaklar. Haftaya adrenalin dolu bu serüveni sakın kaçırmayın. Evet, gördüğünüz gibi hiç ummadığınız biri, sizden çok daha zayıf olan biri, biraz daha şanslıysa sizden ve süresini daha iyi değerlendirirse sizi buradan eleyebilir. 47 kiloluk Öykü 47 santim kol kasıyla Şahin'i buradan evine uğurladı. Gördüğünüz gibi rekabet daha ilk haftalardan kızışıyor. Önümüzdeki hafta yepyeni bir Fear Factor aksiyonda görüşelim.